Cinsiyet değiştirmek son zamanlarda sık sık gündeme gelse de aslında eskiden beri var olan ve gizli kalmış işlemlerden biridir. Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden tutun da günümüzdeki popüler isimlere kadar birçok kişi cinsiyet değiştirmiş ve yeni görüntüsüyle kamera karşısına geçmiştir. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İşte karşınızda ülkemizde ve dünyada cinsiyet değiştiren ünlüler. Bir numara, Neslihan Doğrusöz. 1987 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Doğrusöz, İşte Benim Stilim isimli yarışmada ekrana gelmişti. Neslihan Doğrusöz aynı zamanda reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyordu. Yarışmalardaki renkli kişiliğiyle tanınan Doğrusöz, kısa zaman içinde popülerliği yakalamıştır. Sosyal medya hesaplarında yoğun bir şekilde kullanan Doğrusöz, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Son olarak geçtiğimiz yıl yeni imajıyla kamera karşısına geçen ve cinsiyet değiştiren ünlü isim sevenlerini bir hayli şaşırttı. Sakal ektiren ve testosteron tedavisi uygulayan Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirdiğini açıkladı. 2 numara, Ayta Sözeri. 31 Mart 1976 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelen Sözeri, anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. 9 Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı. Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri şarkıcılık da yapmaktadır. Cinsiyet değiştirdiği çok az kişi tarafından bilinmektedir. 2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde oynadığı rolle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayta Sözeri, 2017 yılında Gülse Birsel'in Aile Arasında filminde de rol aldı. Emel Aydan. Birçok Yeşilçam filminde rastladığınız, ancak cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu bilmediğiniz bir isim daha var sırada, Emel Aydan. Oyuncu ve yönetmen Hüseyin Kaşif'in çocuğu olarak dünyaya gelen Aydan, 20'li yaşlarının başındayken İsviçre'ye giderek geçiş operasyonunu tamamlamış ve Türkiye'ye dönerek sinema dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır. 1975 ila 79 arası 30 adet filmde oynamış ve adından sıkça söz ettirmiştir. 1980 darbesiyle beraber sinema hayatını noktalayan Aydan, gazinolarda as solist olarak boy göstermiştir. Devran Çağlar. 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan ve bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar, ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Çağlar, 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirmiş ve kameralardan uzak bir hayat yaşamıştır. Son olarak geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Selin Ciğerci. Ciğerci Zeytinburnu'nda bir gece konuda büyüdü. Ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan Wipeout isimli yarışmada da yarışan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Yüreğin de yakın arkadaşıdır. 1984 yılında dünyaya geldi. Selin Ciğerci 35 yaşındadır. 2014 yılında ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada Bebek Okan lakabıyla ünlenmişti. 5 yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Futbolcu Gökhan Çıra ile Ciğerci yaklaşık 2 yıl süren beraberliklerini geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşıdı. Çiftin Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğün törenine aileler ve yakın dostlarının yanı sıra çok sayıda ünlü isim de katıldı. Rüzgar Erkoçlar. Yeni ismiyle Rüzgar Erkoçlar olan genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda bir süre ortadan kaybolmuş ve kameraların karşısına yeni görüntüsüyle çıkmıştı. Ameliyatla erkek olan ve adını Rüzgar olarak değiştiren oyuncu, Emret Komutanım dizisinde Foto lakabıyla ünlenmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Erkoçlar, şu sıralar yeni projelere hazırlanıyor.